ABD'nin koronavirüsle sınavı zorlaşıyor. Vakalar ve ölümler özellikle Mart'ın ikinci yarısından itibaren artmaya başladı. Vaka sayısı 70 bine yaklaştı. Can kaybı ise 1000'in üzerine çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ABD'nin salgının yeni merkez üssü olabileceği görüşünde. Yeni tip koronavirüs vakalarının ve ölümünün artmasıyla birlikte ülke ekonomisi ve sağlık sistemi de zor bir sınavdan geçecek. Ülkede 25 Mart itibarıyla vaka sayısı 70 bine yaklaşırken yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1000 barajını geçti. ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar virüsle mücadelede tünelin sonunda ışık görünüyor yorumunu yapsa da ABD'li birçok uzman salgının Nisan'da daha da kötüleşeceğini öngörüyor. Bu konudaki en dikkat çekici açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi ve son 24 saatte Avrupa ve ABD'den bildirilen COVID-19 vaka sayısının tüm dünyadaki vaka sayısının %85'ini oluşturulduğu vurgulandı. ABD'nin salgının yeni merkez üssü olabileceğine dikkat çekildi. Ülkede vaka ve ölü sayısı artarken Trump yönetimi de yeterli önlem almamak ve test kitlerinin son 8 güne kadar pahalı ve yetersiz olması nedeniyle eleştiriliyor. ABD'deki salgının merkez üssü New York'ta ise okulların akademik takviminin sonuna kadar açılması beklenmiyor.